Herkese selam. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugün sizlere İngiltere'ye geldikten sonra ikametgah bildirme olayından bahsedeceğim. Öncelikle bunu neden bahsetmeniz gerekiyor? Şundan dolayı söyleyeyim. Normalde zaten ikametgahımızın her zaman güncel olması gerekiyor yasa gereği de. Bunun yanı sıra eğer Türkiye'de sigortanız varsa buraya geldiğinizde GSS borcunuzun çıkma ihtimali var. Bunu E-Devlet'ten kontrol etmenizi tavsiye ederim. Normalde devlet sizi bildirmezseniz eğer, hani normal biletiniz, vizeniz vesaire olsa bile sizi Türkiye'deymiş gibi algılıyorlar. Bu nedenle de GSS, yani genel sağlık sigortası borcunuz sistemde gözükmeye devam ediyor. Artarak her ay gelecek şekilde. Bu nedenle buraya geldikten sonra ikametgahınızı bildirmeniz gerekiyor. Şimdi iki tane seçenek var. Bir tanesi normal posta ile göndermek. Diğeri Londra Başkonsolosluğundan randevu alıp direkt oraya gitmek. Şimdi biz gitmeyi tercih etmedik. Kendimiz posta yoluyla başvurmayı tercih ettik. Bunun için de Londra Başkonsolosluğu'nun web sitesine giriyorsunuz. Web sitesinde ilgili bir form var. O formu dolduruyorsunuz. Biz eşim ve iki kişiyiz zaten. Eşim ve kendim için ayrı ayrı formları doldurduk. Hani aynı anda tek formu doldursak oluyor muydu bilmiyoruz ama ayrı ayrı doldurduktan sonra herhangi bir sorun olmadı. Gönderdik ve kısa süre içerisinde adres bilgilerimiz güncellendi. Eğer İngiltere'ye geldikten sonra 20 iş günü içerisinde bildirmezseniz bunun bir cezası oluyor. Bu ceza da 9 pound. Bunu da biz şu şekilde ödedik. Post ofise gittik. Postal order gibi bir ödeme sistemi varmış. Oradan gittiğiniz zaman sizi zaten yönlendiriyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam 1 ya da 2 pound gibi bir gönderim bedeli var. Normal çek gibi bir şey yazıyorlar, bilgileri giriyorlar, adres vesaire gibi. Ondan sonra onu da postanın içerisine koyuyorsunuz. Zarfı büyük bir zarf olarak almayı unutmayın. Zarfta bir de şey var, hani katlanmayacak, katlanmaması falan gerekiyor. Bu nedenle buna önem verirsiniz. Bir de şey yaparsanız iyi olur, gönderirken oradaki görevliye, şimdi çünkü zarfları yapıştırdığınız zaman böyle açılma ihtimali çok yüksek. Görevliye ricada bulunursanız bant çekebiliyor üzerine, önemli olduğu için. Bunu yaptıktan sonra da sisteme tekrardan E-Devlet'ten girip kontrol edebilirsiniz. Gerekli olan linkleri ben açıklama kısmına koyacağım. Basit bir işlem, yani çok gözde büyütmemek gerekir bence. Bir de gitmeden halletmek çok büyük bir ayrıcalık. Eğer Londra'ya çok yakın değilseniz hani ulaşım vesaire gerçekten sıkıntı olabiliyor. Randevu falan almakla hiç uğraşmıyorsunuz. Direkt buradan gönderiyorsunuz. İşleminizi hallediyorsunuz. Bu tarz güncel şeyleri de Londra'nın Başkonsolosluğu'ndan takip edersiniz. Ödeme seçeneklerinde online ödeme de var. Eğer bir problem olursa ödemeyle alakalı zaten Başkonsolosluk size dönüş yapıyor. Herhangi bir yanılmıyorsam bir referans kodu falan veriyor. Onu da vermiş olduğu link üzerine ödeyebiliyorsunuz. Ancak biz bu şekilde bir ödeme yapmadık. Sadece postal order'la ödemeyi yaptık. İşimiz kısa sürede halloldu. Adres beyanı gördüğünüz gibi basit bir işlem. İhmal etmemenizde fayda var. 20 iş gününü geçirmeden bu işlemi de yaparsanız sizin için iyi olur. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.